Evet, merhaba efendim, nasılsınız? İyiyim, çok mersi, siz? Teşekkürler, hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Zaten alışıyor sizin girişimci ruhunuza. Çok mersi. Bu sefer sizin girişimci ruhundan nasibini Bodrum aldı diyelim. Evet, aynen. Bodrum'da ilk mağazamı açtım. Hı-hı. 23 Nisan'da ama araya kapanma girdiği için tabii biz de kapattık ama yaz sezonu boyunca burada olacağız. Eylül'e kadar burada tüm annelerin bebek ve çocukları için ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu mağazayı açtım. Şimdi mağazaya bence bol bol sandalye ve masa da koymalısınız. Çünkü buraya giren çıkmak istemeyecek. Evet, genelde çocukların ilgisini çekiyor çünkü renkli bir mağaza. Böyle olsun istedim. Hem beni yansıtsın hem markamı yansıtsın istediğim için böyle rengarenk bir dünya yarattık. Hem de çocukların seveceği bir dünya olsun istedik ama onlar için zaten böyle küçük küçük atölyeler olacak. Yani geldikleri zaman işte hamurlarla veya farklı birçok oyunla oynayabilecekleri bir alan da olacak. O yüzden hem alışveriş, hem atölye, hem annelerin ihtiyaçları hepsi bir arada bir mağaza oldu. Peki anne baba buraya geldi çocuklarla beraber. Nelerle karşılaşacaklar? Ürünleri tanıtalım isterseniz. Tamam, yani böyle göz tamamdır alıcı. Tabii ki. Tabii biz burayı Bodrum olduğu için daha çok yazlık ağırlıklı yaptık. Hem erkek hem kız çocukları için mayo, şort, deniz gözlüğü, güneş kremleri, kolluklar, deniz terlikleri, işte burada gördüğünüz gibi çok güzel natural soft renkte kıyafetler, güneş gözlükleri. Aslında bir yaz dönemi boyunca ihtiyaçlarını duyabilecekleri her şeyi düşünmeye çalıştık. Ürünleri siz özellikle hani kendiniz seçtiniz. Tamamen evet. Sizin zevkinizle. Aynen. Benim zaten bir e-ticaret sitem var. Bu ürünleri sattığım. Aslında onun mağaza versiyonu gibi düşünebiliriz burayı. Ama kendi markam da burada, Baby On The Go. O patikler de burada var. Yazlık olarak kullanabilecekleri. Kendi üretimimiz olan farklı markalar da var. Ama aynı zamanda başka bir sürü markayı da bu çatı altında topladık. Süper. Nasıl, heyecan? Vallahi çok heyecanlıyım. Alışıksınız gerçi ama. Evet, ama mağaza tabii ilk defa girdiğim bir alan. O yüzden tabii ki çok heyecanlıyım. Nasıl geçecek, nasıl bir sezon olacak merak ediyorum ben de. Ama iyi geçeceğini umuyoruz. İnşallah umduğumuz gibi de olur. Peki ilk nasıl geldi aklınıza bu fikir? Burası normalde annemin pastanesiydi geçen yaz. O bu sene pastaneyi açmıyor çünkü şefi askere gidiyor. Öyle olunca burası boş kaldı. Ben de dedim madem öyle bir burayı mağaza haline getireyim. Hem boş kalmasın burası hem de benim için de bir deneyim alanı olsun. Çünkü hep hayalimde vardı bir mağaza açmak. O yüzden bu sene bunu deneyimleyeceğiz bakalım. Şef askerden gelemeyecek bence. Vallahi belli olmaz, evet. Ya da böyle üstlü altlı, üst taraf pastane, alt taraf mağaza. Belki öyle bir konsepte döneriz. Ayarlarız her türlü, her türlü. Peki ürünlere geçelim mi? Tabii ki, buyurun. Eklemeksiz bir şey varsa? Yok, hayır ekleyeceğim bir şey yok. Ürünler şöyle, aslında en böyle cezbedenleri ben göstereyim tabii size. Şunlar bu yazın en çok ilgi çeken anne babalar tarafından işte çocuklar için deniz ve güneş gözlükleri ama hepsi böyle farklı. Desenli. Evet, desenli. Şu mesela böyle pembe, buraya geçirdiğinizde küçük bir tacı var burada. Bunlar böyle klipsli küpeler, kolyeler. Aynen. Benim kızım Nil'de de var bir tane. Hatta onu paylaştım, sonra herkes gelip ondan almış. Böyle klipsli, delik değilse bile çocukların kulağı, eğer istiyorlarsa bu küpeleri bu takabilirler. Küpe, benim favori küpesi var. Evet, aynen. Öyle belirtelim. Güneş gözlükleri çocuklar için çok çok ilgi çekiyor. Hem küçücük hem de aynısının yetişkin boyutu da var. Yani anne baba da kombin yapabilir kendine. Şimdi çocukları güneş gözlüğü alırken bir şey oluyor ebeveynler. İki kere düşünüyor aslında. Hani böyle camlı kalitesine vesaire. Yok. Burada öyle bir sorun yok, yok değil mi? Gönül rahatlığıyla. Bu markaya ben çok güveniyorum. İlk çıktığı günden beri biz bu markayı satıyoruz. Ve %100 zaten çocukların gözüne özel polarize üretilmiş bir marka. O yüzden sonsuz kefilim ona. Çocuklar için maskelerimiz var. Artık biliyorsunuz. Aynen. Olmazsa olmazımız. Böyle anne babayla kombin yapabilecekleri. Aynı desenden anne ve babalara da var maskelerimiz. Bir de tabii biz dezenfektan da yaptık mecburen. Böyle çocuklar için tamamen doğal. Yine böyle deniz havuz şortları, terlikleri var kombinleyebilecekleri. Bir de meşhur bir oyuncak var. Bu oyuncağı biliyor musunuz? Bu aralar internette en çok aranan, en çok satılan oyuncak bu. Pedagoglar tarafından da öneriliyor. Şu şekilde böyle çocukların parmak kaslarını geliştiren, aynı zamanda evet onları sakinleştiren de bir ürün. Bunu böyle sadece aslında bu şekilde içine doğru bastırıp sonra tekrar çıkarıyorsunuz. Olayı bu ama ben yok satıyor. Ben bunu bozuk olarak kullanıyorum. İşte çocuk olmayınca öyle bakılıyor olaylara. Aynı zamanda şunları da gösterebilirim. Doğum günü partisi çocuklar için, eğer yazın olursa böyle
Farklı temalarda doğum günleri için mumlar, işte kağıt bardaklar, kağıt tabaklar, böyle konseptler de var. Burada kitaplarımız var, bir sürü çocuklar için. Çok önemli. Evet, kitaplar çok çok önemli. El işi, boya, ne istiyorlarsa burada, yazlık ihtiyaçları, onlar da burada var. Hamurlar var. Yani şu çok dikkatimi çekti. Şu mu? Evet. Mangal kültürümüzü. Evet, çocuklar için lazım. Küçük bir barbekü bu. Altta da mini bir market var. Çocuklar böyle şeylerle çok oyalanıyorlar. Evet. O yüzden bunları da buraya getirdik. Hani belki burada yazdıklarını almak isterler diye. Genel olarak dünyamız böyle. Vallahi ben çok beğendim. A'dan Z'ye her şey düşünülmüş. Tebrik ederim sizi. Evet, teşekkür ederim. Çok mersi. Zaten hani kusursuz olmak sizin klasiğiniz oldu bence. Yok, çok artık. Çok teşekkür ederim. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama tabii benim de çocuklarım olduğu için hani bir anne gözüyle bakınca biraz daha özenerek her şeye hazırlanıyorsun. Umarım dediğim gibi, beklediğim gibi olur her şey. Peki kadın girişimcilere hani bir öneriniz var mı bu konuyla ilgili? Vallahi, çünkü genelde herkes korkar böyle, aman ticaret, işte girişimcilik vesaire hep ikinci plandadır aslında. Vallahi aslında ben hep şunu söylüyorum. Kadın olarak bence yapabileceklerimiz o kadar fazla ki kendi gücümüzü bazen unutuyoruz. Evet, yeni bir işe atılmak ve büyük bir işin girişimini yapmak kolay değil ama bence en başta kadın olmamız yeterli. O yüzden bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Korkmasınlar diyorsun. Aynen. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Olsun. Çok güzel, çok mersi. Güzel sezonlar diyelim. Çok sağ olun. Bu arada yasakların kalkmasıyla faaliyete giriyor. Evet, yasaklar kalkar kalkmaz biz tekrar mağazamızı açacağız ve inşallah yaz boyu da burada olacağız. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.